Değerli şehrin bilinmeyenleri, izleyicileri, Gaziler ve Kahramanlar Şehri Gaziantep'te programı Sız Kesmeden devam ediyor. Efendim, Gaziantep'te Adana kebap kadar bilinen kebaplarıyla meşhur aslında. Gaziantepliler kendi kebaplarını çok daha seviyorlar ve çok daha fazla tüketiyorlar. Şimdi ustamızla beraber bunların sırlarını öğrenmiş olacağız. Murat Bey, merhabalar, nasılsınız öncelikle? Merhaba Gizem Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Ustacığım, bugüne kadar hep Adana kebabı meşhur olarak bildik ülkemizde ama Gaziantepliler bunu çok fazla kabul etmiyorlar. Kendi kebaplarını çok daha seviyorlar ve çok daha fazla övüyorlar kebaplarını. Gaziantep kebabının özelliği nedir? Sizlerin yaptığı kebapların özelliği nedir? Gaziantep'imizin kebabının özelliği öncelikle etidir. Yani erkek eti, erkek koyun etindendir. Birebir sinirlerini alıp bir gün öncesinde onu yumuşatıp gerek yoğurtla gerek sütle, ondan sonra güzel bir hizmetle sunmaktır. Peki aynı zamanda burada Gaziantep'te çok fazla gördüğümüz sunumlardan bir tanesi de şudur ki yemek gelmeden önce zaten ikramlarla doyuyor oluyor insanlar, değil mi? Evet. Sizler kebaplarınızın yanında neler ikram ediyorsunuz? Ya, salatasıyla, pişmiş biberiyle, domatesiyle, bütün envai çeşit garnitürlerimizle zaten insanın gözü de doyuyor, karnı da doyuyor. Peki ürün yelpazenizde başka neler var Murat Bey? Et dönerimiz var, tavuk dönerimiz var, kebap çeşitlerimizin hepsi var. Kuşbaşı, ciğer, işte Maraş taraklı, kanat, bütün çeşitlerimiz mevcut efendim. Kebap deyince kebaba lezzetini veren şey tabii ki de ettir. Sizler etlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz peki? İşte kasaptan dediğiniz gibi etleri alırken erkek olmasını, işte birebir et balığın getirmiş olduğu etlerle sunuyoruz. Yani etlerinizi özellikle erkek koyun olmasına dikkat ediyorsunuz ve alırken buna dikkat ediyorsunuz ve bu şekilde sunumu hazırlıyorsunuz. Peki döner dediniz az önce. Et döner mi yoksa tavuk döner mi satışa sunuluyor? Bizde var efendim bizde. Et dönerimiz de tavuk dönerimiz de var. Peki kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz mekanınızda sizler? 150 kişilik. 150 kişiye kadar ağırlayabiliyorlar. Lezzet kotalarında sınır yok diyoruz. Kaç personeliniz sizinle beraber burada? Yani güler yüzlü personelimize hizmete devam ediyoruz. Bizler de burada birebir bunu görüyoruz. Peki lokasyon olarak burası nereye yakındır? İzleyicilerim Gaziantep'e yolu düştüklerinde burayı nasıl bulabilirler? Evet, Şahinbey bölgesinde. Zaten internette de haritada şeyimiz var, adresimiz var. Şahinbey bölgesinde. Sosyal medya hesaplarınız var mıdır sizlerin? Oradan da takip edip ürünlerinize göz atabilirler mi? Evet, internet hesabımız var efendim. Firma ismini zaten Google'a ve diğer arama motorlarına yazdığınızda ve aramalarını yaptığında direkt olarak kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Programımıza konuk oldunuz, renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerime başka söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Evet, düsturumuz önce işimizi sevmektir. Ondan sonra kaliteyi bozmamaktır. İnsan sağlığı bizim için çok çok önemlidir. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Murat Bey. Değerli izleyicilerimiz, Gaziantep'te çok güzel bir kebap mekanına konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.